Evet, meşhur Odessa yolunda yolculuğumuz başlıyor. Arkadaşlar beni almaya geldi. Evet, son yolcuyu almak için şeye geldik. Sen burada mı yaşıyorsun Oksan? Bak ne yazıyor. Ufak bir stüdyo dairedeyiz. Ukraynalıların evi nasılmış bakalım. Evet, Odessa'ya yolculuğumuz başlıyor. Bu kadar kişinin çantaları arabaya nasıl sığacak isimli çalışma. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Ayağa kalktım. Kalkma Zvati. Koko. Zvati Irina. Irina. Oksana. Oksana İ. Koko Şanel. And our driver. And Natalia. Natalia. Odessa'da görüşürüz. Aa, şu yolun güzelliğine bak. İsmi neydi bunun Oksana ismi? Raps. Abi Hraps çiçeği böyle boydan boya. Gökyüzü de mavi olsaydı Ukrayna bayrağının şu anda fotoğrafını çekebilirdik. Ukrayna dünyanın en verimli tarım topraklarının olduğu ülkelerden birisi. Hava koşulları çok çok iyi olmamasına rağmen 4 mevsim. Toprağı çok verimli. Burada da bir tarlada böyle durduk. Kızlar fotoğraf çektiriyor. Abi yemek yiyelim dediler hazır durmuşken. Ben yemek istemiyorum diyorum. Zorla benim arabam benim kurallarım diyor. Beni zorla yemeyeceğim ama her yer böcek ya. Tamam geldim. Bu kültür mü? Yolda böyle durup yemek yemek sizin Ukrayna kültüründe var mı? Aynı sizin gibi kültür. Biz böyle durup yemeyiz ya, yer miyiz biz? Tabii ki. Yemek molası nasıl oluyor sizde? Yemek nasıl? Neyse yorumlarda konuşalım nasıl oluyor? Senin için yumurtasız şey, tavuk şey. Burada. Ya duje cağı. Bir tadına tadına. Ya benim için bir de yumurtasız pişirmiş ya. Şimdi yemezsem ayıp. Bir tane. Bir tane yumurtalı yumurtasız. Ya bir tane. İstemiyorum. Neyse hadi. Sana. Abi yemek zorundaymış herkes. Evet, yakıt almak için o kadar durduk. Daha önce yolculuk yaptım mı? Yok, yapmamışım. Yani 4 kadınla yolculuk yapmak çok ilginç. Arkadakiler dedikodu yapıyor. Şoför müzikle birlikte dans ediyor. Çok saçma yani. Çok saçma. Çok saçma. Hiçbir şey yapamam. Ben ne yapayım? Ne yapacağımı şaşırdım. Odessa yolu nasıl çekilir böyle hiç bilmiyorum. Ne alsak? Ne buldum? Halley buldum. O zaman aldım ben bu halleyi. Macera dolu Odessa yolu devam. O zaman Odessa'dan herkese iyi akşamlar. Odessa'ya vardık. Hiç bilmediğimiz bir kapıdan girdik. Ev sahibi anahtarı var. Anahtar buradaymış. Dobre. Abi evet, saat 11 gibi geldik. Apartmanın içine girdik. İlginç. Ev sahibi anahtarı. Ya saat 11'de buraya geldik. Booking'den bir ev tutmuş kızlar. Ben de yolda bir yer tutarım dedim. Bana tutturmadılar. Bugün sen de bizde kal dediler. İlginç, adam anahtarı saksının içine koymuş. Apartmandaki saksının. Biz de anahtarı aldık. Evin içine girdik. Evi göstereyim.
Booking'den tutmuşlar. How much did you pay for this flight? 2 gece 800 grivna. 800 grivna. Tamam. 2 gün için 800 grivna ödedikleri evi sizlere göstereyim. Burada mutfak var. Böyle mutfakta oturma var, şeyi var. Buzdolabı. Ya yani günlüğünü 100 liraya tutmuşlar. Biraz eski bir ev. Küveti var. Evde 4 yatak var. Ben normalde başka bir yerde kalmak istiyorum. Ama benim için şişme yatak getirmişler. Şimdi şişme yatağı şişirip ben kendime bir ev tutayım. Aha! Kapıyı aç. Evet, yatak patlak çıktı. Yatak patlak çıktı. İlk aksiliğimiz. O kadar sen pompa yap, yatağı şişir. Yatak patlak çıksın. Evet, Odessa macerası başlıyor. Evet, sabah oldu, uyandık. Ukraynalı arkadaşlar kahvaltı yapmak için markete gidiyorlar yani. Marketten bir şeyler alacaklar, kahvaltı hazırlayacaklarmış. Ben de kalacağım yeri buldum. Birazdan birkaç saat oraya geçeceğim. Ama şimdi bir markete gidip bakayım gündüz gözüyle bir bu kaldığım bölgedeki ne var ne yok bir sizlere göstermek, bakmak istedim. Hadi gelin şimdi ilk dışarı çıkış maceramızı gerçekleştirelim. Bu ne lan? Buna böyle mi konuşuyorlar? Ben bunu nereden öğrendim de mesela? Hadi dışarı çıkalım. Dobre ranok. Dobre ranok. Dobre ranok. Dobre ranok. Dobre ranok. Odessa'nın tarihi bahçeleri. İşte görüyorsunuz. Lastiğin içine ekilmiş. Geçin. Hangi çiçek bilmiyorum. Çok güzel gözüküyor. Evet, kuş sesleriyle uyuyamadım. Uyandım. Şu anda şey olamıyorum. Ah ne güzel kuş sesleri demiyorum. Kuşlar beni uyandırdı. Böyle çok eski bir bina burası. Evet. Dışarı çıktık. Şimdi bir markete gidelim. Burası şehir merkezine yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bir yer. Kızlar bu daireyi 400 grivnaya tutmuş. Yani günlük 100 liraya tutmuş. Privet. Yani balkonu falan da var böyle. Bina dışarıdan da böyle gözüküyor. 3 numara. Markete girebilmeniz için maskeniz olması lazım. Natalie de maskesini unutmuş. Şimdi maskesini almaya gitti. Hava şu anda 15 derece falan. Bugün havanın 18-19 derece olması bekleniyor. Kızlar aman Allah'ım çok sıcak çok sıcak deyip duruyor ama bana göre soğuk. Yani şimdi tam tren raylarının üzerinden geçeceğiz üst geçitten. Çok güzel bir manzara vardı ben akşam geçtim. Size de göstereyim. Odessa'nın şehir merkezini göstermeden önce ilk böyle varoşlarını da belki bunu sonraya koyarım tabii de. Yani buralarını da göstermek istedim. Arkadaşlar tren istasyonunun olduğu yerde kalıyormuşuz. Odessa'nın tren istasyonu. Aslında tren istasyonunun olduğu yerde bir nevi merkez oluyor şehirlerde. Trenler çalışmıyor. Dün akşam geldiğim 24 saat açık olan markete yine geldim. Gelir gelmez saat sanırım 1'e yaklaşıyordu. Gece bir markete gidelim dedik. Bir çay may su alalım dedik eve. Ve sonra merak ettim. Alkol satışı acaba yapıyorlar mı yapmıyorlar mı diye merak ettim. Sordum. Acaba dedim 12'den sonra hani 11'den sonra alkol satıyor musunuz? Çünkü Kiev'de alkol satışı yasak saat 11'den sonra. Ama bu oblast adı verilen bölgeden bölgeye oradaki lokal yönetimler farklı kararlar verebiliyorlar. Sonra kadın böyle çok değişik bir şekilde yüzüme baktı. Niye yasak olsun ki dedi. Sonra daha sonraki yani Kiev'den geldiğimizi anladı sanırım bilmiyorum. Şey dedi burası Odessa burada öyle bir şey yok dedi. Burada yasak masal yok. İstediğin saatte gelebilirsin. Alkolünü istediğin saatte alırsın. Kimse sana karışamaz gibi bir şeyler söyledi. Buradaki kanun buradaki kural böyleymiş. Hani burada alkol yasağı herhangi bir saate kadar öyle bir şey yokmuş. Kiev'de örnek veriyorum sabah saat 10'a kadar alamıyorsunuz. Ve yine gece 11'den sonra alkol satışı yapmıyorlar. Ama burada 24 saat açık bir market. 24 saatte alkol alabiliyormuşsunuz. Kiev'de de böyle birkaç tane market var.
Ama burada genel bir kuralmış. Alkol satış yasağı bir saate kadar yok. Evet. Mutfağa bir ana olarak saklayayım bari. Natalie'nin babası şarap yapmış. Kendi ev yapımı. He made at home. Yes. Abi evde şarap yapmış adam. Kızı da tatile gelirken getirmiş babamın şarabı diye. Kumsala gidip içeceğiz diyor da sen tadına bak dedi. Yani tadına bakmam falan diyemedim ayıp olur diye. Şimdi hocam ev yapımı babasının, Natalie'nin babası. What is your name of father? Vladimir. Vladimir amcanın şaraplarını tadarak sizlere üzüm şarabı yapmış Vladimir amca. Kusni. Duje kusni. Abi çok lezzetli gerçekten. Hani böyle bir kesinlikle bir kötü tat yok. Which market I can buy it? My market. Çok güzelmiş ya. Your father from Georgia? Aha abi kızın babası Gürcüymüş. Gürcü şarapları da meşhur. Natalie'nin annesi Ukraynalıymış, babası Gürcü. How they meet where? In airport. In airport? Oh, only you. O zamanlar diyor zaten Ukrayna, Gürcistan, Rusya bunların hepsi bir ülkeydi. Sovyetler Birliği'ydi. O dönemde de askere millet farklı bölgelere gidiyordu. Zaten herkes o zamanlar tanışmış, evlenmiş. O yüzden dilleri, kültürleri de iç içe geçmiş yani. Hikaye bu. Evet, son bir kere gündüz gözlükle de bu eski, doğal, kültürel Ukrayna evini göstereyim. Ben bir yer tuttum şehir merkezinde, oraya doğru gidiyorum. Çünkü kızlar denize gitti, plaja gitti. Çalışamıyorum, videoda çekemiyorum istediğim tarzda. Birazdan Booking'den tuttuğumuz bu evi bırakıp şehir merkezindeki Airbnb'den tuttuğum evi gidiyorum. Airbnb evini de sizlere göstereceğim. Önce günlük 400 grivni olan İki yatak odalı bu evi göstereyim. Ev biraz dağınık. Kızlar dağınık abi. Dört kızla aynı evde kalırsan böyle şeyler oluyor. Hızlı taksi geldi aşağıda bekliyor. Taksinin buralarda bir yerde olması lazım. Dobriden. Bu rezonvlaytı po angliski? Troşki dobre. Duje dobre. 55 grivne tutuyor buradan. Yaklaşık 2 kilometre diyebilirim. 2 kilometre 55 grivne yani yaklaşık 12, 13 hatta şu an 14 lira oldu kur farkıyla. Hava çok güzel. Sabırsızlanıyorum size Odessa'yı göstermek için ve kendim de görmek için. Okay. Which floor? Second floor? Okay, doğru. When this apartment was built, how many years old? 1831. Oh, almost 200 years. Evet, apartmana geldim. Bu apartman biraz tam şehir merkezinde. Günlüğü 160 lira falandı bu temizlik ücreti ve diğer fiillerle beraber 200 liraya tuttum burayı. Yani yaklaşık 28-29 dolara tuttum. Gayet güzel aslında, tam şehir merkezinde böyle mutfak, dolabın içine mutfak yapmışlar, gayet ekonomik, mantıklı, güzel. Böyle bir göstereyim sistem olarak da. Ufak bir oda ama gayet benim için elverişli diyebilirim. Burada bilgisayarımı koyarım, çalışırım. Banyosu, tuvaleti, çamaşır makinesi, havlular fazlasıyla var, havalandırması var. Bu mevsimde bu tarz bir evi bu kadar ucuza bulmak sanırım biraz zor. Yani çok da anlatacağım bir şey yok aslında. Gayet güzel. Bir otel odası gibi bir yer. Ama tam şehir merkezinde şu anda kimse koronadan dolayı turizm kapalı. İşte sınırlar kapalı. Bu sebeple kimse yok. Bu tarz dairelerde Booking'den olsun, Airbnb'den olsun hemen hemen yarı fiyatına tutabiliyorsunuz. Bazen çok çok uyguna bulabiliyorsunuz. Zaten Airbnb'den, ben Airbnb'ye üye olmayan arkadaşlar için aslında en güvenilir, benim gördüğüm böyle evleri tutabileceğiniz site Airbnb.
Bu evin linkini de aşağı kopyalarım belki. Airbnb indirim kodu bırakacağım aşağı. Yani bununla üye olduğunuzda, eğer üye değilseniz, üye olursanız bu kodla aynı zamanda 130-140 lira ücretsiz kredi kazanıyorsunuz. Mesela ilk tuttuğunuzda, diyelim 2 gece için tuttunuz burayı, 400 lira yerine veya 350 lira yerine 150 liralık indirimle 200 liraya 2 gece için tutabileceksiniz. Airbnb'ye üye olmamış arkadaşlar bu aşağıdaki linkten üye olabilir ve ilk gece, yani ilk konaklamalarındaki indirimi kazanabilirler. Bazen indirim 20 dolarla 40 dolar 50 dolar arası olabiliyor, ülkeden ülkeye değişiyor. Neyse, göstermek istedim evi de. Tam ben aslında şehir merkezine gidecektim, bir arkadaş var. Iraklı, eşi Ukraynalı. O da YouTuber'mış. Benim videoları da izliyormuş. Türkçe de biliyor. Türkiye'de de yaşamış. Şimdi o gelip beni alacak. O da evine götürmek istiyor. Çay kahve ikram etmek istiyor bir yarım saat. Ondan sonra onunla beraber gezeceğiz. O zaman yolculuğumuz devam ediyor.